Sana güveniyorum. Hayır. Bana güvenmiyorsunuz. Siz benim yapabileceklerime güveniyorsunuz. Son olarak Akrep dizisinde rol alan Bestem Özdemir, Bebek'te bir markette kameramıza takıldı. Özdemir, Adana'da yapılan bir filmin çekimlerinden döndüğünü söyledi. Nasıl geçiyor kapanma günleri? İstanbul'da geldim ben. Evet, setim vardı Adana'da, yeni geldim zaten. Şimdi evdeyim, evimdeyim. Nasıl korunuyorsunuz? Özel tedbirler aldınız mı? Alındı zaten. Bütün setler öyle çalışıyor. Bizim sektör çok durmadı zaten farkındaysanız. Dizi, film, her şey devam ediyor. Maske, full test. Öyle tatsız ama yapacak bir şey yok. Ünlü oyuncu, yemin ettim korona olmayacağım dedi. Yazın var mı tatil planı? Şu an yok tatil planımız. Hani zaten her yer kapalı. Ben de işte işlere koşturuyorum. Şu an bir tatil planım var. Olsa da yazlığa falan gideceğim herhalde. Yani şu an otel falan beni çok korkutuyor bu korona vesilesiyle. 1,5 yıldır olmadım. Olasım yok. Olmayacağım. İyi konuyorsunuz. Evet, olmayacağım. Yemin ettim olmayacağım yani. Yok. Peki aşı falan daha var herhalde size de. Var. Aşı geldiğinde olacaksınız. Olurum. Yani zaten aşısız bunu çözemeyeceğiz gibi duruyor çünkü. Yani bütün Türkiye, bütün dünya aşılanmadan da sanırım bitmeyecek bu vakalar. Bestem Özdemir geçen aylarda barınaktan sahiplendiği engelli köpeği Mia'yı veterinere götürürken kameramıza takılmıştı. Şehir dışına gittiğinizde bir köpeğiniz var, engelli köpeği. Evet. Otele bıraktım onu. Çok üzüldüm. 20 gün ayrı kaldık. Köpeklere bakın özel otel. Evet. Yani. Köpeklerin kaldığı konakladığı. Çok da güvendiğim, sevdiğim arkadaşlarım onların yanına bıraktım. Orada tatlı tatlı baktılar ona. Şimdi buluştunuz herhalde. Evet, buluştuk. Hatta şimdi arkadaşıma bıraktım. Birkaç işimi halledip akşam geri alacağım. Özdemir'e ünlü oyuncu Aslı Emir'in de barınaktan köpek sahiplendiği hatırlatıldı. Yani keşke herkes yapsa. Çok alkışlanacak bir şey de değil bence. Yani güzel köpeği herkes alıyor. Onların gerçekten sevgiye ve ilgiye çok daha fazla ihtiyacı var. Mia ben aldığımda çok rahat yürüyemiyordu. Şu an 5 ayaklı diyoruz biz ona. Yani o kadar rahat koşup oynuyor ki. Çok da başka bir hazzı var. Yani insanlar bunu yaşasın, çok isterim. Sizin gibi aslenler de aldık. Onun köpeğinde de böyle psikolojik sorunları vardı falan. Çok güzel bir şey yapmış bence. Hani keşke birçoğumuz daha yapsa. Hani daha bir tık göz önünde olanlar. Diğerlerine de vesile olsak, örnek olsak. Ama bir cins köpek takıntısı var maalesef bizim ülkemizde. Bir para verip almayı seviyoruz yani. Siz olaya karşısınız herhalde. Karşıyım. Satın alın ya bir şey, o bir can ve onu satmalarına karşıyım. Yani insanlar nasıl çocuklarını satamıyorlarsa, o da birinin bebeği, o da bir canlı ve o satılamaz yani benim için. Ben teşekkür ediyorum.